Merhaba, Mardin Kızıltepe Ovası'na hoş geldiniz. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü vesilesiyle bizi sizlerle buluşturan Türk Traktörü'ne çok teşekkür ediyoruz. Türk Traktör'ün uzun zamandır toprakta kadın iş gücünü, tarım girişimciliğini arttırmayı destekleyen ve gerçekten sürdürülebilir kalkınmada kadının önemini vurgulamak için hayata geçirdikleri Filizleri Mucizeleri projesini takip ediyordum. Şimdi bugün ben de size kadınların başarısını, bitmek bilmeyen azimleriyle birlikte sorgül, ayakkabımda duran sorgül buğdayını nasıl hayata yeniden geçirdiğini anlatmak için burada buluştuk. Sorgül bizim için bir mucizeydi. Bugün hayallerimiz de kadınlarımızın elinde yeniden filizlendi. Ben Ebru Baybara Demir. Arkadaşlarımla bugün burada size yeniden projemize, nasıl bir proje yaptığımızı, nasıl kadın istihdamını ve tarımda kadını nasıl liderleştirdiğimizi anlatmak istiyoruz. Her şey aslında burada arkadaşlarımı öncelikle tanıtmak istiyorum. Zeynep Ziraat Mühendisimiz. Merhaba. Bütün bu ekip zaten bizim 3 yıldır projemizde olan ekiplerimiz. Fatoş, Pervin, Emine abla ve Gülten abla bugün burada. Aslında baktığınız zaman biz çok büyük ve kalabalık bir aileyiz. 310 kadın çiftçimiz bugün bu projede birlikte yer alıyor bizlerle birlikte. Fakat pandemi nedeniyle maalesef bir araya, hepimizi bir araya getirmek mümkün olmadı. Ama çok özel bir proje ve gerçekten o kadınlarla, benim yanımda dostlarımla, arkadaşlarımla bu işin içerisinde olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Aslında her şey hikaye olarak, ben bir şefim ve bütün işim mutfakta. Yemek yapmaktan geçiyor. 20 yıldır Mardin'de yaşıyorum ve Mardinli bir ailenin kızıyım. Aslında buraya turizm yapmak için geldim ve ondan sonra hayat başka yerlere götürdü. Milli ekonominin temeli tarımdır. Bu söz benim için son hayatımın son 10 yılında gerçekten hayatıma ilham veren en önemli sözlerden bir tanesi. 10 yıl önce bir kızımın, benim 3 tane çocuğum var ve kızımın geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı doktora gitmemiz ve beyninin sol tarafında bir tümörün 5,5 yaşındayken, o henüz 5,5 yaşındayken beyninin sol tarafında bir tümör tespit edilmesiyle her şey değişti aslında. Ve hemen acele bir ameliyat süreci geçirildi ve bu ameliyat sürecinin hemen arkasından da doktora çok isyan ettim, neden benim çocuğum diye. Aslında iyi bir huylu tümördü, çıkartılamadı ama işte bir süreç, anne ve baba gibi, her annenin babanın yaşayabileceği bir süreci biz de yaşadık. Arkasından doktora çok isyan ettim, neden benim çocuğum diye. Aslında sizinle, sadece bu sizinle alakalı değil demişti doktor. Artık yediğimiz içtiğimiz her şey o kadar kötü ki. Sonra ben gerçekten ya ne içip ne yediğimiz konusunda bir araştırmaya başladım. Yaklaşık 1,5 yıl sürdü bu araştırma. Her gün dehşete kapıldım. Neler yediğimizi, neler içtiğimizi. Aslında nelerin yanlış gittiğini aslında o zaman anladım. Bir sorumluluk hissettim. Çünkü ben bir şefim öncelikle. Bir mutfakta şefim ve her gün yüzlerce insanın karnını doyuruyorum. Ve 3 tane de çocuk annesiyim. Kendi sorumluluğumu hissettim. Ve aslında tarımda neler olup bittiğini öğrenmek için yola çıktım. Aslında her şeyin çok sağlıklı olmadığını, doktorumuzun dediği gibi havanın, suyun, toprağın kirlendiğini ve çiftçinin eskisi gibi yapılmadığını öğrendim. Sonra ben ne yapabilirim üzerinde çok konuştum. Aslında bu çok uzun süren bir çalışmaydı ve öncelikle burada tarım biliyorsunuz 12 bin yıl önce bu topraklarda başladı ve bu topraklardan dünyaya yayıldı. Ve ilk tohum biliyorsunuz buğday tohumuydu ve bizim buğday tohumumuz Avrupa'ya bile 4 yıl sonra, 4 pardon, hani Avrupa'ya bile sonra çok sonraları ulaştı. Biz bunun üzerine ben buğday tarımı üzerine çalışacağım diye bir karar verdim kendime. Ve ondan sonra da öncelikle GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne gidip en yakındaki bu bölgede yetiştirilen yörenin en eski buğday tohumları üzerinde bir çalışma olup olmadığını öğrendim. Ve bana çalışmaları verdiler ve bu projedeki bu bölgede yetiştirilen 11 çeşit buğdayın örneklerini sundular. Sonra benim yanımdaki arkadaşlarım çok şanslıydım. Yine her şekilde kadınlar hep yanımdaydı. Kadın mühendisi, ziraat mühendisi, 2 tane arkadaşımla birlikte göreyi bütün her şekilde elimizdeki numunelerle birlikte bu proje için bu numuneleri toplamak için yola koyulduk. Sonra gördük ki Mardin Ovası'nda konvansiyonel tarımın yapıldığı ovanın aksine aslında Mardin'in kuzeyinde dağlık kesimde 1-2 dönüm arazisi olan kendi kendine yetmeye çalışan çiftçiler bulduk ve bu çiftçilerin elinde bizim o 11 çeşit buğdayın 5'ini bulduk. Fakat en çok yoğunlaştığımız, projedeki en çok yoğunlaştığımız ve en yaygın bulduğumuz proje tohum sorgül buğdayıydı. Sorgül Mezopotamya'nın en eski buğdayı ve bu buğday dünyanın en iyi durum buğdayı olarak kullanılıyor ve tabii ki biz bu projenin içine girdikçe aslında daha çok şey öğrendik. Bu bir deniz çünkü. Tarım gerçekten bir deniz. Ve yetiştirme koşullarına baktık.
yetiştirme koşullarına baktığımızda şunu gördük. Çiftçi bunu susuz yetiştiriyordu. Niye susuz yetiştiriyorsun dedik. Hiç suyumuz yok. Evlerde suyumuz yok ve buraya da dağın başı, buraya da su gelmiyor. Dolayısıyla susuz yetiştiriyoruz. Peki oluyor mu? Hep böyle yapılıyordu zaten. Hep bu şekilde oldu. Hep bu şekilde oldu. Zaten de hep bu şekilde de devam ediyor. Bizim için bir farkındalıktı. Ve biz o buğdaylardan 2 ton satın alıp sonra bir proje planlamaya başladık. Zeynep, Rengin, daha sonra aramızda katılan birçok proje ziraat mühendisi arkadaşlarımızla birlikte o 2 ton buğdayla birlikte Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü'nün desteğiyle onların sağladıkları küçük bir fonla aslında biz projeye yapacaktık. Amacımız bu yerel tohumları alıp Mezopotamya Ovası'nda ekmekti. Aslında bu görüldüğü kadar kolay bir iş değil. Çünkü çiftçi bize tohumu görünce bize hep şunu söylediler. Ne işiniz var bunlarla uğraşıyorsunuz? Bir icat çıkarttınız gene. Biz bunları bırakalı çok oldu. Bunlar zaten iyi verim vermiyor. Ama sağlıklı gıdaya ulaşmak için en elzem olan şeyler zaten bizim bu yerel tohumlardı. Bizim amacımız o küçük çiftçinin elindeki o yerel tohumları alıp büyük çiftçiyle birlikte daha düzenli, daha güvenilir, ekosisteme daha saygılı bir tarım elde edebilmek için makineleşmeyi de burada kullanarak, çiftçilerimizin derin bilgilerini de kullanarak aslında bu topraklarda bu tohumları çoğaltmak da amacımız. Çok zorlandık ve iki tane sadece iki çiftçimizi şey yapabildik, ikna edebildik. Onlar bize 102 dönüm arazi verdiler. Ondan sonra 102 dönüm araziyle birlikte peki biz bunu yalnız yapamazdık değil mi Zeynep? Birlikte evet. Yapamayacaktık ve ondan sonra biz bunu nasıl yapalım diye Dünya Gıda Tarım Örgütü FAO'nun kapısını çaldık. Ne yapmak istiyorsunuz dediler. Dedik ki tarım yapmak istiyoruz. Peki onların aslında bizimle ilgilendikleri konuşuyordu. Kaç tane mülteciye destek vereceksiniz? Aslında ilk başta destekçilerin ya siz kaç tane istersiniz ama bizim projemizin gerçekten hedefi bu dediğimiz noktada bize peki dediler ve projeye inandılar. İyi Tarım Uygulamaları Projesi diye bir proje koydular. Aslında ona baktığın zaman konvansiyonel tarımın iyileştirilmiş haliydi bu. Biz bunu da kabul ettik. Eğitim programları biz hazırladık. Bir demonstrasyon alanı, bir köy seçildi. Orada 102 dönüm arazi seçildi. Ve ondan sonra o 102 dönüm araziyle birlikte biz kadınlara çiftçilik öğretecektik. Aslında biz öğretmeyecektik. Tabi bu projede 35 tane Suriyeli mülteci kadın da yer aldı. Biz onlara her gün projede neler yapabileceklerini anlatıyorduk. Tarımda ne olup ne bittiğini anlatmaya başlarken aslında bize her şeyi onlar öğretmeye başladılar. Ben sadece oraya... Artık ben oraya da ders öğrenmek için ben her gün gitmeye başladım. Çünkü bize kültürel tarım yöntemlerini, bu tohumları nasıl yetiştireceğimizi kadınlar öğretmeye başladı. Bu önemli rakamlar üzerinde dedim ya her şeyin içerisinde dedikçe aslında bu projenin detaylarını biz daha da şekillendirmeye başladık. Öncelikle şunu yakaladık. İstatistikler bizim için önemliydi. 1999 yılında Mardin'de 6 inç su 150 metrede bulunabiliyormuş yeraltı suları. Bunu söylemek ne kadar doğru ama bilmiyorum. Suriye'de 8 yıldır tarım yapılmadığından dolayı hala bu yeraltı sularına ulaşabiliyoruz. Ve maalesef ki 850 metrede şu anda suya bulabiliyoruz. Bu çok acı bir durum aslında. Bu demektir ki tarımda su bitti. Peki bizim tohumlarla ilişkisi ne? Tohumlarla ilişkisi şöyle oldu. Biz susuz yetiştirmeye başladık. Peki bu susuz yetiştirirken çiftçi bundan aslında çok fazla haz etmiyor. Çok uğraştırmaları çok enteresan böyle... Çok daha fazla bir iş gücü ve çok daha detay istiyor. İşte biz burada kadınların iş gücünden yararlandık. Ve onlar gerçekten çocuklarına bakar gibi hem tohumlara hem araziye çok iyi baktılar. Zirai mücadelesini, işte ot mücadelesini hepsini ellerimizle yaptık. İlk yılın sonunda 20 ton buğdayımız oldu. Ben şunu hiç bilmediğim bir konuda... Tarımda kadınlarla zenginleştim. Onların kültürlerini aslında onların ne kadar değerli olduklarını gördüm ve onların beni yönlendirmesiyle birlikte aslında çiftçilere şunu kanıtladık. Biz bu işi yapabiliyoruz. Sonra ikinci sene bu sefer 6 çiftçiyi ikna ettik. Onların arazilerinde bu 20 tonu ektik ve 20 tondan da 2. yılın sonunda da 240 ton ürün hasat ettik. Burada bir başarımız vardı. Geçen sene o dönem çok büyük yağışlar oldu ve iklim normal tohumla, ticari tohumlarla evrilemedi. Fakat bizim tohumlarımıza hiçbir şey olmadı. Konvansiyonel tarım yapan çiftçiler 258 kilo rekolte alırken biz yerel tohumlarla 313 kilo almıştık. Biliyorsunuz Mardin'de bir söz var bizde. Ses ışıktan hızlıdır diye bu konu çabuk yayıldı. Çiftçiler hepsi bizi aramaya başladı. Bunu nasıl yaptınız diye. O zamandan sonra biz değerlendirdik. Farkındalık yarattık. Ve bunu yapanlar aslında
tarım da kabul görmeyen kadın çiftçiler bile, kadın ziraat mühendisleri dediğimiz, Zeynep siz de çok güzel bu konuda şeysiniz. Maalesef Ankara'nın kuzey doğusunda kadın ziraat mühendisleri toprakta çok kabul görmüyorlar. Ama bu projeden sonra hem bizim kadın çiftçilerimiz hem kadın mühendislerimiz bu projede gerçekten çok önemli bir yere oturdular. Çünkü çocuklarımız gibi baktık. Her gün araziye gittik. Her gün arazide neler olup bittiğini raporladık. Sonra 6 çiftçiden sonra bu sefer sayı 17 oldu. Biz geçtiğimiz yıl 240 ton hasat, 240 ton ürünü tekrar ektik ve bu sene 400 tona yakın ürün satış şey yaptık. Ürün rekortemiz oldu. Şimdi birçok çiftçi gerçekten yanımıza gelip bize diyorlar ki bu işi nasıl başardınız? Bize lütfen bir çuval, bir avuç tohum verin. Biz bu avuç tohumları artık çoğaltmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu proje bizim için şundan dolayı önemli. Amacımız buradaki bir marka yaratmak, bir buğday markası yaratmak değildi. Bizim amacımız burada gıdanın sürdürülebilirliğini sağlamak, sağlıklı gıdaya ulaşmak, kadın istihdamına destek vermek ve gerçekten kadının iş gücünü, tarımdaki iş gücünü göstermek ve ne kadar kıymetli olduğunu söylemek. Bana göre şöyle bir şey oldu. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu projeye çok destek verdi ve biz 310 kadını sosyal güvenlik sistemine kaydettik. Türkiye'de 6 milyon kadın işçisi, tarım işçisi var. Pardon, 6 milyon tarım işçisi var ve bunun %50'si kadın. Sadece 1.2'lik kısmı sosyal güvenlik sistemine kayıtlılar. Ve bizim bu projede başlattığımız projede önce önce tohumlarımıza inandırdık herkesi. O tohumlardan sonra kadınlarımızın ne kadar bu tarımda ne kadar önemli olduğunu gösterdik. Ve ondan sonra da kadınlara kendi hak ettikleri değeri, geleneksel aile işçisi olarak çıkan kadınların, aslında bu yola çıkan kadınların kendi paralarını kazandıkları zaman işleri nasıl sürdürülebilir hale getirdiklerini gördük. Bu gıdanın sürdürülebilirliği, toprağın sürdürülebilirliği hakkın konusunda ve geleceğe bırakabileceğimiz emanetlerimiz noktasında kadınların ne kadar önemli bir yerde olduğunu gösterdik. Biz bu sene 17 çiftçiyle çalıştık ve 400 tona yakın bir ürün aldık, ürün rekoltesi yaptık. Ve şu anda hazırlanıyoruz. Herhalde 35 çiftçimiz olacak çünkü görmüş olduğunuz arkadaki sorgül buğdayı ve bir depomuz daha var. Toplam 300 ton sorgül buğdayını bu sene toprakla buluşturacağız. Söylediğim gibi aslında amacımız bir marka yaratmak değil. Bütün bunların hedefinde gerçekten birçok anlamda birçok sorunu tek bir projede çözebildiğimizi göstermek. Ve gelecek kuşaklara, çocuklarımıza çok özür diliyorum. Gelecek kuşaklara aslında bırakacak emanetlerimiz olduğunu göstermek. Çok özür diliyorum, sesim kısıldı. Çok heyecanlandım ben bu konuda. Bu arada şöyle devam edelim isterseniz. Burada arkadaşlarımız var. Pervin bizimle birlikte bu 4. ekimi yapacak. Değil mi Pervin? Evet. Senin hayatında ne değişti? Bunu söylersen ben su açarken. Yani bu projenin içerisinde olmakla biz her gün keyifle çok eğlenerek gerçekten bu işi yapıyoruz. Birbirimize destek veriyoruz. Eskiden evinde olan bu kadınlar şimdi yanımızdalar. Her gün işe gider gibi, memur gibi değil mi? Bize geliyorsunuz. Sen bir anlatır mısın? Neler yapıyorsun? Ben 4 yıldır bu projenin içerisindeyim. Ev kadınıydım. Evde oturuyorduk. Çalışmıyordum. Hiç çalışma hayatım olmadı. Ebru Hanım'la tanıştım. Bu projenin içine girdim. Keyifli, zevkli geçiyor. Kadın olarak ayaklarının üstünde durmak ve kendi paranı kazanmak. Çocukların eğitimine katkıda bulunmak. Güzel bir şey. Devamı gelir inşallah. Ebru Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Bu imkanı sağladığı için. Aslında toprakta en önemli konu şuydu. Bizim toprakta gördüğümüz ve müdahale edemediğimiz birçok konuda kadınların mesela anız yakmanın çok doğru olmadığını hep savunduk ama bizim demonstrasyon yaptığımız yani bu çalışma alanlarımızda aslında artık kadınlar anız yakılmasına izin vermiyorlar. Ve bu bizim kısaca söyleyeceğimiz aslında bütün bu projenin özellikle kadını tarımda liderleştirdik ve bunu Türkiye'ye örnek bir proje olması konusunda da destek olduğunu düşünüyoruz. Suriyeliler bizim için önemliydi bu önemli konularda. Çünkü onlar konvansiyonel tarımı henüz tanışmamışlar ve Emine abla Suriyeli aslında. Suriye'den gelmiş ve biz ondan bu tarım teknikleri noktasında neler yaptığını pek ondan öğrendik. Türkçe bilmiyor ama gerçekten okul gibi her şeyi biz ondan öğrenmeye başladık. Geleneksel tarım bizim yaptığımız ama şunu unutmamak gerekiyor ve ben Atatürk'ün
Ben çok iyi bir lider olduğunu, özellikle tarımda da çok iyi bir lider olduğunu düşünüyorum ve onun gerçekten bütün sözleri bana çok ilham veriyor. Her gün onun yapmış olduklarından çok ilham alıyorum. Ve makineleşmenin gerçekten tarımda ne kadar önemli olduğunu düşünüyor. Diyor ki zaten makineleşme olmadan, ben bir çiftçi olarak bunu size söyleyeyim ki, makineleşmeden tarım olmaz. Biz erkek gücünden burada oradan yararlanıyoruz. Şimdi ama şöyle bir şey oldu. Bu görmüş olduğunuz biçerdöverleri, traktörleri artık biz kadınlar da kullanmaya başladık. Ve bu büyük müthiş bir keyif veriyor bize. Ve proje gerçekten büyüyor. Ve biz şimdi mercimek, nohut, birçok projedeki bu yerel tohumlarla ilgili çalışmaları daha kapsamlı bir şekilde yürütmeye başladık. Zeynep, sen söylemek ister misin? Neler yapıyorsun aslında? Bir mühendis olarak bu projenin içerisinde olduk. Daha önce mesleğinle ilgili hiçbir iş yapmadın, değil mi? Bunu anlatır mısın? Yok, daha önce mesleğimle ilgili hiçbir iş yapmadım. Böyle bir işe girişeceğimiz zaman etraftan ciddi anlamda tepki aldık. Bir kadının tarımda ne tarz bir işi olur Oysa ziraat gibisinde. mühendisliği okudum. Oysa ziraat mühendisi okudum. Biz de erkeklerin yapabileceği her şeyi yapabileceğimizi ispatlamamız gerekiyordu ama elimizde imkan yoktu. Ebru Hanım'ın önderliğinde böyle bir projede yer almak çok iyi bir şey. Çok kıymetli bizim için. Bizim aile ve çevremizde ciddi anlamda tepkiler vardı. Siz kadın başınıza çiftçilik yapamazsınız, arazi dolaşamazsınız, erkeğin yaptığı hiçbir şey yapamazsınız. Ama şu anda bizim yapmış olduğumuz işe inancımızdan dolayı etraftan ciddi anlamda bir memnuniyet var. Bizi Size artık soruyorlar artık, değil övebiliyorlar, mi? bize sorabiliyorlar, yardımcı olabilir misiniz? Özelden bizi arayıp buğday istiyorlar ekebilme adına ama bu bizim bebeğimiz, göz bebeğimiz. Kimseye de vermeye niyetimiz yok. Biz geliştirmeye ve büyütmeye çalışıyoruz. Bu anlamda kadınların bu işte olmasından dolayı Ebru Hanım'ın katkıları çok fazla büyük. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizim bu tarım anlamında kadınların da bir söz hakkı sahibi olduğuna bizi önce buna inandırdı. Biz de çevremizi inandırdık. Çok mutluyuz böyle bir projede olmaktan dolayı. Ben bir anı anlatacağım size. Bir arazi sahibimiz var, Derviş Amak. Kendisinin çok fazla 15 bin dönüm arazisi var. Ve bölümde sürekli, hatta kızı da kadın, kızı rengi Evet. bizimle bir çalışan mühendislerden bir tanesi. Hiçbir zaman yaptığımız işi doğru bulmuyor. Siz para kazanmayı bilmiyorsunuz diyor. Geçtiğimiz sene bu iklim değişikliğinden dolayı işte ticari tohumların sıkıntıya düşmesi ve rekoltenin düşmesinden sonra bana şunu söyledi, açtı telefon, çünkü biz 313 kiloda rekoltede 313 kilo ve bu arada tarım girdi maliyetlerini çok düşürüyoruz biz. Sulama yapmıyoruz, elektrik kullanmıyoruz, gübre almıyoruz. Bunu olabildiğince doğal kaynaklardan toplamaya çalışıyoruz. Bu tabii ki değerli, hem ürünün sağlıklı olması açısından, verimin düşük olması çok önemli değil ama verinin, ürünün değerini arttıran bir konu. Bana şunu söylemişti, ben 40 yıllık çiftçiyim. Artık ne istiyorsun? Telefon açarak bana, 40 yıllık çiftçiyim. Bunu da başardın ya, artık ne istiyorsan topraklarda hepsi senin olsun demişti. Aslında bu işin şaka tarafı ve güzel tarafı. Hani bunu, bu yenilgiyi bile bu şekilde konuşmak, bunu anlatmak, anlayabilmek çok önemli. Biz Sorgülü buğdayının Mardin için çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Aslında Türkiye için kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Biliyorsunuz bu pandemi sürecinde özellikle vurgulanması gerekiyor ki, hani pandemi sizi korkutuyor mu? Beni hiç korkutmuyor. Pandemiden sonra yaşayacaklarımız bizi korkutuyor. Çünkü pandemi bence bir seferberlikti. Bir önümüzdeki yakın planda 5 yılın, 10 yılın ve sonraki 2030-30 yılın aslında nasıl desem, bir provasıydı bence. Doğru insanla farkındalık da yaratabilirsek eğer, bir farkındalığın sahibi olabilirsek eğer, bizim su kaynaklarımızı, tarım kaynaklarımızı, toprağımızı doğru kullanmamız çok önemli. Bu anlamda da pandemi bunu bize bir gösterdi. Artık gıdada küreselleşmenin bir sonunun olduğunu gördük. Çünkü lojistik sistemleri kırıldı. Ve bu lojistik sistemlerinden dolayı mesela küçük çiftçiler malını pazara götüremedi. Stoklama, insanlar korkudan stoklamaya başladı. Ve bir yerde ithalat ve ihracat durdu. Durduktan sonra da aslında şunu gördük ki, bizim gerçekten yapmamız gereken şey yerel kalkınma, yerel üretici ve bunu da, bu sürdürülebilirliği sağlayan da gerçekten de kadın çiftçiler. Şunu unutmamak gerekiyor. Gelenekselliği tarımla, teknolojiyle birleşmediğiniz sürece hiçbir yere varamıyorsunuz. Çünkü bir iki dönüm arazi sahibinin tabii kendine göre bir üretim şekli var. Fakat bunun, bizim o bir üretim şekli, bizim Türkiye'de topraklarımızın doyurmasından yeterli olmadığından dolayı mutlaka yaptığımız işi ilkelerini koruyarak teknolojiyle birleştirmemiz gerekiyor. Biz buna inanıyoruz.
gıdanın sürdürülebilirliği noktasında kadınların çok önemli yeri olduğunu düşünüyoruz. Şu anda bu projede kısaca özetlemem gerekirse, öncelikle kadın istihdamı noktasında dedim ya, bütün kadınların sosyal güvenlik sistemine kayıt düzenli gelir elde etmesine destek verdik bu projede. Her geçen gün sayımız artıyor. Proje destekler alıyor. Dünyanın birçok yerinden davetler alıyoruz yaptığımız işi anlatabilmemiz açısından. Ondan sonra mülteci entegrasyonunu sağladı bizim için. Çünkü Mardin 800 bin nüfusu olan bir yer ve burada 100 bin mülteci var. Ve bu gelen mülteciler sınırın bir adım ötesinden geliyor ve onlar da çiftçilikle uğraşıyorlar. Ama onlar biraz geriden geliyorlar. Onlar geleneği biliyor. Biz geleceği biliyoruz. Dolayısıyla ikisini birleştirdiğimiz zaman, teknolojiyle geçmişi birleştirdiğimiz zaman doğru tarım teknikleriyle aslında doğru işlerin nasıl yapıldığının en güzel örneği olduğumuzu düşünüyoruz. Su kaynaklarını verimli kullanıyoruz çünkü sulama yapmıyoruz. Tek bir can suyu, eğer havalar her şey yolunda giderse can suyu olmasa tek sulama, ondan sonraki durumun gidişatına göre diğer ticari tohumlardan daha az sulama yapıyoruz. Gübre, kimyasal gübre kullanmıyoruz. Su kaynaklarını korumak ve toprağı iyileştirmek ve geleceğe miras bırakmak adına çok önemli. Bütün bunlar hepsi aynı projede ve dediğim gibi sağlıklı ürüne destek vermek çok önemli. Sağlıklı gıdaya destek vermek bu anlamda çok önemli. Biz hep şuna inandık. Bir şey sürdürülebilir yapmak istiyorsanız, çünkü bir kadın değiştiği zaman hayatı değişiyor. Hayatı değiştiği zaman çocuğuna çok iyi bir idol oluyor. Çocuğu değiştiği zaman aile değişiyor. Aile değişince toplum değişiyor. Ve daha farklı bir gelişme kaydediyoruz. 20 yıldır kadın iş gücüyle birlikte burada çalışıyorum. Dezavantajlı gruplar benim çalışma gruplarım. Ama başardığımız konu gerçekten çok, ben gurur duyarak, onların adına gurur duyarak her sabah farklı bir projeyle uyanıp onlarla birlikte olduğumda ve tarlalara indiğimiz zaman gerçekten çok özel bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Başka? Gülten ablayla da konuşalım bugün. Gülten abla da kendisini anlatsın. O da bu projenin içerisinde. Merhaba. Ben de 3 yıldır İbrahim ablayla beraberim. Bu projede olmakta memnun oldum. Ne diyeyim başka? Heyecan yaptı. Çok teşekkür ederim. Evet. Ben devam edeyim isterseniz. Bir konu da aslında kadın girişimcinin tarımda, hani tarım Türkiye için çok önemli bir konu. Biz bir tarım ülkesiyiz. Bu saatten sonra özellikle pandemi, söylediğim gibi pandemi dönemiyle bir takım şeyleri deneyimledik ve bundan sonrasının aslında gelecek için neler yapılması gerektiğini konuşmamız lazım bundan sonra. Yerel kalkınma konusunda şey yapıyoruz ve kadınların bu yerel kalkınmaya can suyu olabildiğini düşünüyorum. Kırsalda eğitim çok önemli. Aslında onlar geleneksel aile işçisi olarak çalışan kadınların kırsalda bilgi ve becerilerini, bildikleri en iyi işi ekonomiye karıştırmanın, aslında bir ekonomiye katmanın bize nasıl bir katma değer sağladığını görüyoruz. Ve bunun sürdürülebilirliği için kadınların desteklenmesinin, girişimciliğin desteklenmesinin, daha çok kadının tarıma sökülmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi yeni bir projemiz var. Biz birlikte başladığımız El Ele Elden Ele. Aslında bu bizim başladığımız küçük üreticiyle birlikte büyük üreticiyi buluşturup tarım ürünlerinin en sağlıklı şekilde elden ele bütün her yere gitmesiyle ilgili yakın bir zamanda buluşturduğumuz bir proje. Bu da tamamen kadınların fikri. Bir pazar yeri kuruyoruz Mardin'de ve hem yerel üreticiyi hem de kadınları birleştirerek bu işe gönül vermeyi düşünüyoruz. Söyleyeceklerim aslında bu kadar. Sizlere söyleyeceğim var mı? Fatoş'la da konuşmak isterim aslında. Fatoş sadece tarımda çalışmıyorlar, tarıma da katma değer sağlıyorlar. İlk önce Ebru ablanın yanında çalıştığım için ona binlerce yani teşekkür ederim. O olmasaydı kendi ayaklarımın üzerinde yani duramazdım. Yani Allah razı olsun ondan. Bana yani çok desteği var. Bu kadar mı? Aslında tarımda yani katma değer yaratmak da anlamlı değil onu mi? Onu anlatmak çok yani çok şeydir. Yani kendi emeğimi, ekmeğimi böyle rahatlıkla eve götürüyorum. Ebru abla sayesinde oldu. Allah ondan razı olsun. Senden de razı olsun. Senden de, hepinizden de razı yani olsun. Gerçekten bu sadece çalıştığımız gibi yani şey değil. Yani ne sorun olursa Ebru ablayla yani paylaşıyoruz tüm sorunlarımızı yani çözüyor. Allah ondan razı olsun. Sadece iş alakasıyla değil. Tüm sorunlarımıza koşuyor.
yerel kalkınmada aslında kadınların çok teşekkür ediyorum. Yerel kalkınmada kadınların çok büyük bir emeği var tabii ki. Dedim ya, kadın güçlendikçe toplum güçleniyor. Biz sadece buğday üretmiyoruz. Biz geleceğe emanet bırakıyoruz. Ben bunu öyle hissediyorum kendi çocuklarım adına. Onlar bu işte gerçekten değerli olduklarını hissediyorlar ve burada yeri hissediyorlar. Bugün traktör kullanabiliyorlar. Zeynep'i bir kadın çiftçi öğreyip seni çok uzun süredir aile çiftçiliği yapan çiftçilerin Zeynep'i arayıp ya burada bir yanlış oldu aslında, biz bunu nasıl düzeltilebilir noktasında onu araması beni gururlandırıyor. Ben şunu söyleyebiliyorum sonuç olarak, toprağa emek veren, biz bugün vesilesiyle toprağa emek veren tüm kadınların Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyoruz. Toprağın, gıdanın, ekonominin devamı için her zaman bu toprakların kadınlara ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle traktörü bu şekilde vesileyle sizi bizlerle buluşturduğu için biz çok teşekkür ediyoruz.